defa oynayacağız arkadaşlar. İlk defa oynayacağız. Oyunun içinde ne var, içeriğini bilmiyoruz değil mi Eylül? Bilmiyorum ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Kimin bilmiyoruz. Arkadaşlar sevgilisi bu? Kimin sevgilisi arkadaşlar? Scary Teacher'ın sevgilisi. Evet. Neydi bunun adı? Scary Teacher'ın sevgilisinin adı ne? Scary Neighbor. Scary Neighbor. Evet, yani şimdi... korkunç komşu gibi bir şey. Korkunç komşu. Tamam. Elinde levye ile nereye girdi? Burası kafesler var. Hayvanlar. Şimdi burası bunun evi değil mi Eylül? Evet. Burası bunun evinin herhalde böyle bir bodrumu mu? Yine böyle karanlık bir oda. Hı hı. Bu da şey sokağı herhalde. Evi orada. Tam karşıda arkadaşlar. Bu ne? Tamam. Burada bir kutu var. Bu herhalde şey arkadaşlar anladığımız kadar şaka şimdi kutusu. Burada ayak şaka. Şeyleri var. Bunlar bizi götürüyor. Evet ayak izlerini takip ediyoruz. Gidiyoruz. Bu neymiş? İpucu bu ne? Buraya mı koyuyoruz? Bir hediye paketi. Kaçıyoruz şimdi de. Ona şimdi büyük bir sürpriz geldi. Evet. Alacak onu. İçinden şöyle bir dıkş diye bir yumruk çıkacak arkadaşlar. Acaba kime gelmiş? Bu neden gelmiş? Ne için? Sevgilim mi gönderdi? Acaba Scary Hanım mı gönderdi? Deli öğretmen mi gönderdi? Bak. Arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ama evet. Çok da kolay oldu Eylül. Çok da kısa oldu arkadaşlar. Değil mi? Hemen hallettik evet. Yani. Tamam bir saatte... neyse bir sonrakine gidelim. Bir dakika bile sürmedi ya. Ne kadar sürdü? Adı Grumpy'miş bunun. Grumpy şey. Umarım öyle okunuyordur. Evet Eylül okuyor şimdi arkadaşlar anlatacak bize. Onu oradan da almamız gerekiyormuş o peyniri. Peyniri. Peynir var bir yer. Nerede peynir? Sonra yatağına koymamız gerekiyormuş. O zaman bu işin içinde peynir varsa arkadaşlar ne var? Dur başka fareler vardır. Evet bravo Ama Eylül. Bakalım var Ama mı? Ama neredeler? Biz onları bir de nasıl bulacağız? Let's go. Peynir nerede Eylül şu anda? Nereden alacağız? Tamam dining room. Buradan gidiyordu. Buraya mı giriyoruz? Buradan. Tamam. Girdik mutfak. Yok yemek odası. Değil mi? Yemek odası herhalde burası. Girdik. Aldık mı şu anda peyniri? Evet. Burası burada da ayak izleri var arkadaşlar. Adımlar var. Onları takip ediyoruz. Sırası. Bize çok güzel yol gösteriyor. Uyuyor. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Fareler bastı adamın yatağını ya. Ama yani. Ama keşke şey olsaydı. Böyle fareyi biz koysak. Eylül bu da bizi kovalıyor mu? Hayır. Bunu bizi kovalamıyor mu Scary Teacher gibi? Görürse kovalar. Bir kere görünelim. Ben bir dakika onu merak ettim ya. Tamam, çok kolay çünkü. Bu kadar basit olmamalı ya. Hemen 2 dakikada hallediyoruz tamam, arkadaşlar. 2 saniyede bütün işleri hallediyoruz. Bu ne şimdi? Müzik kutusu mu bu? Ne bu? Okuyamadım az önceki. Bir şey start yazıyordu ama okuyamadım. Önünden mi geçiyoruz? Yanından mı geçtik onu? Görmedi bizi. Hayır şey şu an. Evet anlatıyor. Şimdi şey banyoya gelecek duş alacak onu herhalde. Onu buraya koyacağız. Oradaki elektrik çarpacak bence. Eylül çünkü elektrik devreleri falan şimşekler çakıyordu orada. Bir şeyler oluyordu. Bir kaçak var orada elektrik kaçağı. Gözükeyim mi be? Bir kere gözüken değil mi arkadaşlar? Ben merak ediyorum ya. Ben bu oyunu çünkü gerçekten bilmiyorum. İlk defa oynuyoruz biz Eylül'le. Hızlı koşuluyormuş. Ne yapıyor şu anda bir şey? Ne yapıyor orada ya? Nasıl gördü bizi ama? Arkadaşlar. Ama bizi hiç kovalamadı ki bu. Bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar bizi birazcık kovalasın istiyorum ben. Bir kovalasın. Neyse boşver. Eylül bir kovalat ya. Anne nasıl kovalatayım bir Kovalamıyor durayım. Mu bizi ya? Arkadaşlar kovalamıyor mu? Ben anlamadım ya. Biraz kovalasaydı iyiydi ama. Şimdi evi de büyükmüş yani böyle saray gibi oradan böyle. Ve böyle şey falan. Gibi. Baksana kocaman Scary Teacher'ın daha büyük. Aldım? Bu daha zengin herhalde. Sevgilisinden daha zengin. Nereye koşuyormuş şimdi müzik söylüyor. Müzik arkadaşlar şarkı söylüyor. Study room nerede bu arada? Ne nerede? Study room. Nerede? Oku. Kapıların kenarlarını oku. Burada. Tamam gir buraya şimdi ne yapacağız? Bunu alıp götürüp şeyin içine koyacağız değil mi? Aynen. Suyun... İçine değil yanına. Yanına mı koyacağız? Tamam. Evet. Şimdi bakalım. Durdu o da bir yerde ve bunu buraya koyduk. Evet bize belirtilen bir yere koyduk. Ve saklanıyoruz şu anda. Nereye saklanalım? O da geliyor zaten. Biz dışarıya çıktık arkadaşlar. Evimize gidelim mi? Hadi evimizi gezelim. Bizim evimiz nerede bu arada? Ama bir dakika onu bir izlemek istiyorum. Kendi evimize girebiliyor muyuz? Eylül onu bir izlemek Hayır. istiyorum ben. Çünkü ne olacağını tam elektrik mi çarpacak? Bakalım, ne olacak? İzleyelim. Tam çözemedim orayı. Bir bakalım arkadaşlar. Evet. Bakalım. Elektrikli su. Hani çarpmıyor. Bayağı bir çarpıldı arkadaşlar. Suratı oldu. Hani elektrik çarpıyor. Tabii ki de öyle olacak yani. Bayağı suratı şey oldu ama değil mi? Bayağı suratı böyle gitti yani kaydı. Later. Ağzı bir tarafa kaydı arkadaşlar. Burnu bir tarafa, gözler bir tarafa kaydı. Evet, Mr. Ama bu daha şeymiş ya. Scary Teacher en azından daha güçlü geldi tamam. Şimdi bana. Şey hayaletlerden korkuyormuş. Hadi onu korkutalım de. Wow. Şimdi korkutacağız. Aha işte sana al. İskelet. İskeletor. İskeletor. Eskiden, Evet, sen bilmez bizim zamanımızın çizgi filmlerinde arkadaşlar İskeletor vardı. Tamam. Böyle şey. İskeleti almamız gerekiyor. He-Man vardı. He-Man.
çalışma odasından almamız gerekiyor. Sonra karşısına koymamız gerekiyormuş. Buraya mı? Şey, ne yapacağız? Yani, yapacağız? Bir daha. İskeleti o çalışma odasından almamız gerekiyor. Ha, onu uyanacağız. Sonra onu bunu şey yapmamız gerekiyormuş. Çalıştırıp müzik, onu uyandırmamız korku gerekiyor. Korku müziği. Ha, okey. Tamam. İskeleti alıyoruz arkadaşlar. Götürüp yatağın tam karşısına koyuyoruz. Hop, o uyandığı zaman burada. Bir de orada müziği kapatıyor muyuz? Orada müzik açık mı şu evet, anda? Evet. Hayır, biz açacağız. Biz pardon, müzik açıp yüksek sesle onu uyandıracağız. Rahatsız. Neredeydi o? Bedroom. Ha, sus. Arkadaşlar ben o gün bedroom. Geldik. Koltuğun üzerine koyuyoruz onu. Ay! Düşünseniz arkadaşlar, uyandığınızda karşınızda bir iskelet oturmuş. Ay! Çok kötü olurdu. Karanlık bir... Heh. Evet, uyandı. Çığlıklar. Ay, Scarlett içeri yanımda olsa da tamam, bir sonrakine. Çok korktu bu. Saçlarını seviyormuş da hangi saçlarını seviyor? Saçlarım var onun ya. Ne? Saçları onu var. Şey yapalım diyor şu an. Kel yapalım diyor da zaten kel. Ha, şuralarında azıcık saç var ya şu yanlarda falan. Onları da herhalde halledeceğiz. Şu... Bir abi böyle bir bölüm olamaz. Aa, arkada var birazcık. Evet, arkada biraz saç. Şimdi bununla karıştıracağız o şeydekini galiba. Aynen, karıştır diyorum. Evet, tamam, karıştıralım. Tamam, hemen karıştırıyoruz. Ama bedroom... Bedroom 1. Evet. Arkadaşlar böyle bir yerde yani kimse aslında girmez. Abi bedroom diyormuş ben. Siz girer misiniz abi? Ben girmem ya, değil mi? Biz girmeyiz böyle bir eve. Ya şaka ama yapacağım abi, çok diye güzel bir ev değil mi? Yani ev aslında güzel. Bak, bu ev de güzel. Güzel bir ev ama içi yani... Ne bileyim. Sonuçta içindeki insan kötü bir insan. Nereden? Evet, hallettik değil mi? Görevimizi yaptık. Ne yaptık? Şampuanla ne karıştırdık Eylül? Onun saçlarını dökecek, kel yapacak bir aynen, şey. Aynen galiba bir şey yapıyor. Bir şey karıştırdık. Hadi arka tarafa gidelim mi? Hiç gitmedik. Bayağı da büyük bir arazisi varmış. Onun ve mu hepsi? O şu anda, oha. Onun tabii, onun. Oha! Bayağı, dedim ya, bu Scarlett Fisher'dan daha zengin. Evet, geldi. Ama geldi Eylül, geldi. Bir dakika arkadaşlar, geldi. Bu da kıyafetleriyle giriyor yalnız suyun içine yani. Scarlett Fisher böyle değil ya. Ama Scarlett Fisher en azından bir mayo falan giyiyor, bir şeyler giyiyor. Bu da kıyafet, evet, saçına sürdü. Arkada kalan o birazcık saçları da gitti. Tam artık şey oldu bu. Sakalına da sür, keltoş sakalına oldu. Da sür, sakalına da keltoş. Sür. Keltoş, aslında erkekte çok kötü keltoş bir tarz ya. Keltoş mu bana koş, üzülecek mi? Bakayım, üzüldü mü Eylül? Aman ne üzülüyorsun be, zaten kelsin. kulakları arkadan böyle çıktı. Erkekte çok da sorun değil aslında kel olması. Ay, bence. Bence biraz boşuna üzüldü. Değil mi? Evet, yeni bir bölümü. Şimdi yeni bir görevdeyiz diyelim daha doğrusu. Ne yapacağız Eylül burada? Bayağı da uzun bir... yazı çıktı. Evet, bekle dur. Bu ne ya? Tornavida bu galiba Eylül'cüm. Değil mi? Tornavidayı alıyoruz, buraya getiriyoruz, koyuyoruz. Şey ya, bu Eylül daha kolay. Bu oyun daha basit. Scarlett Fisher'dan daha kolay arkadaşlar karşılaştırdığımız zaman. Ay, bu çok kolay. Yani nereye ne koyacaksınız? Bu çok kolay deyince yapamıyorum. İşaretlerle arkadaşlar, zaten. Arkadaşlar siz beni biliyorsunuz, ben bu çok kolay deyince yapamıyorum. O yüzden yapamayacağım. Ne yaptın? Orada ne var ki bu arada? Yaptım 2 dakikada, bitti. Bir şey söyleyeyim, orada ne vardı Eylül? Tornavida şey, ne yaptın orada? Kaykay. Ha, kaykay mı? Anlayamadım şeklini. Yes. Tamam, kaykaya binecek arkadaşlar. Bozduk kaykayı. Şimdi, düşecek, bir tarafı kırılacak. Anne bize bir şarkı söyle. Aa, mikrofon yok ama mikrofonsuz olmaz. Ama hayır, ben gidiyor. Kaykaya aldı, gidiyor. Nereye geliyor? Kaykayı dışarıda tabii ki de sürecek. Nerede sürecek? Evet, 1, 2. Suratın üstüne gitti ya. Kafasının üstüne gitti. Ve kafası da kel hala. Ay, evet. Ay, çok zavallı. Şu anki haline acıdım bak. Şu tipine acıdım adam. Bu ne yaptı acaba bize? Scarlett Fisher'a da öğrencilerine şey yaptı da bu ne yaptı? Scarlett Fisher'ın sevgilisi olması yetiyor demek ki Eylül sonuçta yani. Ama değil yazık mi? Adama ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu da Scarlett Fisher'ın yanlış bir şey yaptığı zaman bu da çok kötü tepkiler veriyor sonuçta, değil mi? Bu da hani böyle anlayışlı tamam, insan. Tamam, şey barbekü yapıyormuş. Wow, keşke orada olsak. Tatları. Oo, tamam. Oo, tavuk mu onlar? Tavukları güzelce. Çok güzel bir ortam ama onları da tek başına mı yiyecek ya? Aç adammış. Tamam, onu şey ekleyeceğim. Bunu. Bu niye Scarlett Fisher çağırmıyor ya evine? Scarlett Fisher bunu kaç kere çağırdı? Ama aynı sonraki bölümlerde şey yapıyor. Çağırıyor mu sonraki? Şimdi bir dakika. Çağırıyor mu arkadaşlar sonraki bölümlerde? Çok yaşa Eylül, çok yaşa Eylül. Hadi Eylül bir daha hapşı. Aynen. Eylül abla çok yaşa. Ah. Herkes çok yaşa Eylül. Evet, hapşıran arkadaşların hepsi çok yaşasın. Sağlıklı mutlu yaşasınlar. İyi. Şu anda Eylül'le birlikte hapşıran belki arkadaşlarımız vardır. Bir dakika ama bize şey gösteriyordu o. Nereye gideceğiz? Kitap okuyor şu anda. Bekliyor, bizim görevimizi yapmamızı bekliyor. Ha dur. Şunu alacağız ilk önce. Bunu alıp ne yapacağız? O ne? Su mu var onun içinde? Ne var? Ha şunu şuraya...
Oraya koy diyor. Şeye git diyor. Yemek odasına git diyor. Evet. Gazolin mi bunun adı? Bu çok kötü bir şaka olacak işte. Ya bu şakayı hiç sevmiyorum. Bu şaka değil yani. Benzin mi koyduk için? Gaz mı koyduk? Ne koyduk ya? Orası şimdi patlayacak arkadaşlar. Evet, orayı şimdi bir kibritle yakmaya çalışacak ama patlayacak İngilizce ya. İngilizce. Adamın her tarafı şey olacak. Yanıklar olacak şimdi. Ay bir dakika. Bu çok kötü oldu Eylül. Bir izleyelim bakalım. Arkadaşlar bu gerçekten. Bu şaka değil. Bunu şaka olarak ben kabul etmiyorum. Ben bu şaka değil. Ben sana şakayı yapacağım bu şakayı. Hangi şakayı? Bu şaka değil kızım. Böyle şaka olmaz. Ay arkadaşlar Eylül görüyor musunuz? Nakkadan da Eylül. Arkadaşlar geldi. Bak. İşte. Baksana ya. Adam baksana. Oo. Hani çimen var boş ver. Ama yanıyor yani eli sonuç. Çimen de var da yani adam yandı gitti ya. Bence bir şey olmaz ondan. Of. Çok şeymiş. Yani çok kötü bir şey. Hani bu son olsun mu? Evet, bu son olsun arkadaşlar. Bunun bölümleri bence kolay. Eğitim kolay. Çok rahat. Aa, okuyamadım. Ya kedi mi bu? Tamam, o kediyi alacağız. İşte ondan sonra ne yapacağız? Onu şart. Tamam, birinci odaya koyacağız. Evet. Ne yapacağız ki kediyle? Tamam, bilmiyorum. Kedi mi tırmalayacak onu? Ne burada var? Çili ne? Neyse ne? Onu alacağız. Çili. Çili ne? Çili balığı. Çili ne arkadaşlar? Bir şey kutusu diyor. Çili. Tamam. Sonra bunun turtasına koyacağız onu. Çivi mi yoksa? Çili. Daha da çivi olabilir. Neydi? Anne çivisi anne. Yerken ağzına falan batacak. Anne hay. Mantıklı ama olmaz öyle bir şey. Ama kediyle ne alakası var? Göreceğiz. Bilmiyorum ben. Yoksa kediye mi yedirecek o pastayı arkadaşlar? Yok anne yok. Biz yapıyoruz. Biz ne yedireceğiz? Kafam karıştı ya. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız anlamadım. Kafam karma karıştı. Bu pasta mı yapıyor şu anda? Ne yapıyor? Bu pasta mı yapıyor? Bir dakika anne ya. Şunu alıyorum. Üstündeki resmine şimdi baksana bekle. Anlaşılmıyor mu resim? Resim anlaşılmıyor mu üstündeki resim? Kutu. Geliyor gördü bizi. İlk defa bizi gördü arkadaşlar ama çok çabuk kaçtı. Eli birazcık oğlatsaydın ya. Dur bakayım nasıl koşuyor. Bu da şey gibi koşuyor böyle. Şey sigara teacher gibi koşuyor gerçekten de. Ama arıyor bizi şu anda. Arkadaşlar şu anda bizi arıyor değil mi? Nerede? Evin içinde değil mi o? Stadyum neresiydi? Bence bizi görecek ya. Evet bakın sesleri dinliyor. Böyle yapıyor arkadaşlar. Geldik biz. Şimdi kaçıyorum. Bizi inşallah bulamaz. Evet tamam biz dışarıya çıktık. Tamam. Pastayı aldık mı biz? O da herhalde dışarıya gelecek. Biz pastayı almayacağız ki. Ay biz pastaya şey koyduk. Bir şey koyduk. Çilin ama kaçmayayım o kadar. Çok mu korkuyorum ben? Evet ya. Gidiyor pastanın yanına. Dur bakalım Eylül. Kediyle ne alakası var onu anlamadım ben. Acı bence. Evet. Kulaklarından dumanlar çıktı arkadaşlar. Kediyle ne alakası var kardeşim? Eylül kediyle ne alakası vardı? O kedi ne iş orada ben anlamadım ben ya. Ben de anlamadım. Neyse arkadaşlar. Kediyle ne alakası vardı Eylül? Evet. Bilmiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Ben de siz anladıysanız bize yazın. Ha ben anladım. Kediyi oraya koyunca kedi dışarıya çıkarmak için gidecek ki biz de o pastanın başına gidip onu koyabileceğiz. Abi biz öyle bir şey yapmadık. Kediyle hiçbir alakalı hiçbir şey yapmadık. Hayır hani o oradaydı pastanın başındaydı ya turtanın başındaydı. Evet. Biz de o şeyi o acıyı onun içine koymak zorundaydı. Evet. Onu oradan uzaklaştırıp kediye yönelttik onun dikkatini. Öyle mi? O kedinin peşine mi gitti? Evet. Yani o böyle koşarken onu içeriden dışarıya gidecek. Okey o kediyi mi kovaladı böyle hayır, koşarken? Hayır bizi kovaladı. Hani kedinin peşine gitti diyordun. Arkadaşlar annem anlamadı ama siz anladınız diye umuyorum. Arkadaşlar ben saf mıyım ya? Eylül ben saf mıyım Eylül anlamıyorum. Hayır anne. Eylül ben saf mıyım? Anneciğim mıyım? Niye bana öyle anne saf mıyım diyorsun? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. İnşallah bu videomuzu beğenmişsinizdir. Eylül ya. Arkadaşlar bu oyun kolay ya. Basit evet, yani. Şuradan ya. Şunu yerini gösteriyor yani her şeyi. Ben kimsenin zorlanacağını düşünmüyorum bu oyunu oynarken. Değil mi? Eylül zorlanmadı zaten. Bunu beğendiyseniz videomuzu arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer dikkatinizi çeken bir yerler olduysa yorumlarda belirtmeyi ve şuradan Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Çok 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 seviyoruz. Çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.